Merhaba Abi Dünyası izleyenleri. Bugün sizlerle kolay bir battaniye modifiye paylaşmak istiyorum. Elimden geldiğince anlatacağım. Dilerseniz lafı uzatmadan direkt başlayalım. İlk olarak bir sihirli halka atarak başlıyoruz. Bu şekilde başlıyorum. Ve sihirli halkama toplamda 16 tane bir trabzan yapacağım. 2 zincir çekerek başlıyorum. Adım başını girdim. İkisine bir, ikisine bir. Bir trabzanlardan toplamda 16 tane yapacağım bu şekilde. Sini bir. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde 16 tane yapalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 16 tane ikili trabzan yaptım. Çekerekten sihirli halkamı sıkılaştırıyorum. Şu birleştirme noktasında ise renk ekleyeceğim artık. Trabzanıma batıyorum. Bu şekilde aldım, çektim. Gördüğünüz gibi birleştirmeyi yaptım. Burada ben yeşil kullanacağım. Siz istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Renk seçimi tamamen sizin zevkinize bağlı. Daha sonra yeşil ipimle 1, 2, 3 tane zincir çektim. Beyaz ipimle bağlayaraktan şimdi bunu sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar 3 tane zincirden sonra burada bir tane daha zincir çekip aynı noktaya ilmeğime tekrar batıyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. Başını doluyorum. Bir tane boşluk bırakıp bir ilmeğimi atlayıp tekrar bir ikili trabzan yapıyorum. Burada. Ve tekrar çift zincir çekiyorum. Aynı deliğe tekrar batıyorum. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde olacak. Tekrar başını doluyorum. Bir tanesini atlıyorum. Hemen yanındakine bir ikili trabzan yapıyorum. Zincir çekiyorum. Ben aynı deliğe batıp bir trabzan daha yapıyorum. Aynı şekilde bu şekilde dolanacağım. Şu bir taneye atlıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Zincir çekiyorum. Deliğe tekrar batıp bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde dolanacağım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi sonuna kadar geldim. Burada bir tane kaldı. Onu her zamanki gibi atlıyorum ve yeşilin bu kez göz şeyine değil, normal ilmeğine değil, deliğine batıyorum ve bir renk daha ekliyorum. Bu kez mavi ekleyeceğim. Pembe yaparsınız, kız çocuğuna olur. Mavi yaparsınız, erkek çocuğuna olur. Klasik ama bu şekilde kolaylıkla çalışabilirsiniz. Veya istediğiniz renk yapıp koltuğunuza yapabilirsiniz. Bu şekilde orayı da göstereyim. Şöyle çektim. Bunun içerisinden de geçirdim. Burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ardından bu kez yeşil ipimle mavi ipimi arkada bağlayarak sabitliyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi mavi ile yeşili sabitledim ve yeşil ipimi kestim. Onunla artık işim bitti. 3 tane zincir çekmiştim. Başını doluyorum. Hemen yanındakine batıyorum. L şeklinde olana, hemen dip dibe olana. Başını doladım, çektim. 2 tanesini aldım. 2 tane ilmeğim kaldı. Başını doluyorum, çekiyorum. Bir tanesini ördüm yine. Bir tanesi kaldı. Başını doladım. Aynı şekilde ikisini ördüm. 2, 4. Başını doladım tekrardan. Görmüş olduğunuz gibi. İkisini yine aldım. 2, 4, 5. 5 tane ilmeğim kaldıktan sonra hepsini birlikte çekiyorum. Ve buraya 1, 2 tane zincir çekiyorum. Sonra başını doluyorum. Buradaki hiç zincir çekmeden aldığımız alan değil de şu gördüğünüz V'lere batarak ilerliyorum artık. Bu şekilde de bu sıramı dolanıyorum. İkisini ördüm, battım.
İkisini ördüm. Başını doladım, battım. İkisini ördüm. 2, 4. Üstüne doladım tekrardan. İkisini ördüm. 2, 4. 5 tane ilmeğim olduktan sonra hepsini full çekip 2 zincir çektim. Bu şekilde de burayı dolanıyoruz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi sıranın sonuna kadar geldim. Burada hafif bir büzülme oldu ama burada telaş etmenize gerek yok. Örneğinden kaynaklı. O yukarı kısmı ördükten sonra tekrardan açılacak. Şimdi tekrar beyaz ipime geçiyorum. Maviyi sonuna kadar ördükten sonra. Gördüğünüz gibi. Ve gözeneğine batıyorum. Beyaz ipimle alıyorum. Pardon, maviyi hemen battım. Beyaz ipimi arkadan getiriyorum. Çıkardım. Mavinin de içerisinden geçirdim. Şurada bir zincir, iki zincir çektim. Mavi ile beyaz ipimi artık sabitliyorum bağlayaraktan. Daha sonra mavi ipimi de keseceğim. Onunla da işim bitiyor. Şimdi arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi iki tane zincir çekmiştim. Burada artık sık iğne yapıyorum. Bir tane doldurdum gördüğünüz gibi. Hemen tepe noktasından bir sık iğne daha yapıyorum. Mavinin üzerine gelecek şekilde. Ardından başını doluyorum. Şuradaki yeşile. Şu deliklere artık, alttaki maviye değil de ona batıyorum. İpim gevşek. İkisini bir, ikisini bir alıyorum. Şu işlemi uygulayacağım şimdi. Tekrar yeşile batıyorum. İkisini bir, ikisini bir. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar yeşile batıyorum. İkisini bir, ikisini bir yapıyorum. Gördüğünüz gibi şuraya 3 tane ikili trabzan yaptım. Tekrardan sık iğne ile devam ediyorum. 2 tane sık iğne. İkinci sık iğnem. Daha sonra da başını doluyorum tekrar. Şuradaki yeşile. Serbest ipim. Şu bir, şu iki. Aynı şekilde. Şu bir, şu iki. Tepelerine çift sık iğne. Şu ar kısımlara da 3 tane ikili trabzan yaparak bu şekilde de dolanıyorum. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şöyle bir motif çıktı ortaya. Şimdi devam edelim. Birleştirdikten sonra burada bir tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz hemen tepesindeki deliğe batıyorum. Buraya bir ikili trabzan yaptım. Başını doladım. Aynı deliğe tekrar batıyorum arkadaşlar. Bir ikili trabzan daha yaptım. Başını doladım. Aynı deliğe tekrar batıyorum ve ikili trabzan daha yapıyorum. 1, 2, zincir çektim. Başını doladım. Aynı deliğe tekrar battım. İkili trabzan daha. Daha delik değiştirmedim. Aynı delikte devam. İkili trabzan daha. Başını doladım. Bir ikili trabzan daha. Şu görmüş olduğunuz gibi aynı deliğe toplamda 3 tane yaptım. 2 tane zincir çektim. Bir 3 tane daha ikili trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar, burada sık iğne yapıyorum. Tekrar bir sık iğne. Aralar sık iğne. Sık iğne. Buradaki şuradaki mavinin üzerine denk geldi. Bu maviyi es geçiyorum. Şuradaki maviyi, şu işlemi tekrar uygulayacağım. Sık iğnelerimle devam ediyorum. Gördüğünüz gibi. Sonuna kadar geldim. Yine mavinin tepesine geldikten sonra hemen oraya bir ikili trabzan. Tekrar bir ikili trabzan. Tekrar ikili trabzan. Ardından 3 tane zincir, pardon, 2 tane zincir aynı deliğe değiştirmeden 3 tane daha ikili trabzan yapacağım. Bir V daha yaptık. Tekrar sık iğne ile ilerliyorum. Yine bu maviye atlıyorum. Bu mavinin tepesine bu işlemi tekrar uygulayacağım. Bu şekilde de bu sıramı da dolanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde de bu sıramı dolandım arkadaşlar. Şimdi burada artık bir tane zincir çekiyorum. Ardından gördüğünüz her bir trabzana bir trabzan yapıyorum. Şu bir, ikinci trabzanım. Gördüğünüz
gibi. Deliğe geldim. Deliğe ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deliğime toplamda 6 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi tekrardan ikili trabzanlarıma, her trabzana bir tane gelecek şekilde yerliyorum. İkili trabzan yaparak. Şu kısımda görmüş olduğunuz gibi her bir deliğe ikili trabzan gelecek şekilde yaptıktan sonra şuradaki deliğe geldiğimde, V'ye koyduğum deliğe geldiğimde buraya toplamda 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı şekilde şu kısma da her bir trabzanıma ikili trabzan yapıp buraya 6 tane yapıyorum ve bu şekilde son sıramı da dolanıyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi motifimiz hazır. Kız bebek için de erkek bebek için de rahatlıkla kullanabilirsiniz. İsterseniz koltuk örtüsü de yapabilirsiniz. Yatak örtüsü olarak da yapabilirsiniz. Kolay, şık, hızlı ilerleyen de bir model. Zevkli de bir model arkadaşlar. Deneyecek herkese kolay gelsin. Ayrıca yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olun lütfen. Videomu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı da unutmayın, rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.